Merhaba, ben Deniz Taşer. İKSV alt katla hazırladığımız ve cazı, müziği, yaratıcılığı konuştuğumuz video serimizin bir başka bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli dostum, caz müzisyeni Adem Gülşen burada benimle. Geçtiğimiz bölümde müziği bir iletişim aracı olarak ele almıştık ve Adem'le bazı müzikal sohbetler etmiştik. Bu bölümde ise bu cümle ve anlatımların içindeki duyguları keşfedeceğiz. Çaldın ne? Şu an içimden gelen bir şeyler çalıyorum. Ne düşünerek çalıyorsun? Sana ne hissettirdi? Yani böyle sanki sahilde, güneşli bir günde sahilde yürüyorum. Hatta orada dondurmacı var. Gitmişim oradan külahta dondurma almışım. İşte vişneli, karamelli, çikolatalı. Öyle onu yiyerek yürüyorum. Ama bir yandan da böyle sıcak eriyor falan, komik. Onu böyle hızlı hızlı yerken uzakta arkadaşlarım var. Onlara el sallıyorum. Böyle keyifli, güneşli bir gün gibi. Güzelmiş, çok tatlı. Ben farklı bir şeyler düşündüm. Böyle bir ormandayım. Böyle çimlerin üzerine uzanmışım ve gökyüzünü izliyorum. Olaylar ve olanlardan ziyade bir hissiyat verir bize müzik. Tabii dinleyici de kendi algısını ve yorumunu katar buna. Ama müzik oldukça büyük bir rol oynar bu yön vermede. Çünkü bazı sesleri bir arada kullandığımızda daha neşeli, bazıları ise daha hüzünlü duyulabilir. Yani duyguların bir formülü var gibi. Müziği yapan da bunun kontrolünü sağlar. Mesela böyle neşeli ve enerjik hissediyorsak, gibi. Ama hüzünlü ve mutsuz hissediyorsak, tamam dur galiba ağlayacağım. Bunların arasındaki farkı bize anlatabilir misin biraz? Mesela neşeli bir şey çaldığımda daha böyle majör tonlar düşünüyorum ve daha böyle temposu hızlı şeyler böyle. Evet, daha neşe katıyor böyle şey, yani öyle hissettiriyor. Minör çaldığımda ise her şey daha böyle hüzünlü ve birazcık da tempoyu yavaşlattığımda daha hüzünlü bir hal alıyor yani. Tamam tamam. Peki majör ve minör nedir? Majör ve minörü belirleyen şey aslında iki ses arasındaki uzaklıktır. Mesela bu uzaklık büyükse ona majör diyoruz. Küçükse minör diyoruz. Mesela şimdi örnek verelim. Mesela bir majör üçlü konuşalım. Do, mi arası mesela iki tam ses var arasında ve bu bir majör üçlüdür. Ama do, mi bemol ise bu bir buçuk ses vardır ve bu bir minördür. Minör ve majör oldukça teknik ve ciddi duyuluyor. Yani duyguların bir formülü mü var demek istiyorsun? Bence var. Tabii müzik bunun çok ötesinde bir şey. Minör ve majör gibi daha bilmemiz gereken bir sürü konu var. Ve bunları ne kadar iyi bilirsek müzikle kendimizi o kadar rahat ifade edebiliriz. Şöyle bir fikir geldi. Şu oyuna ne dersin? Ben şimdi sana böyle bazı hisler ve olaylar anlatayım. Sen de öyle duyduğun gibi bana eşlik et. Ve sanki ben filmdeymişim gibi olsun. Olur mu? Olur bence. Tamam. O zaman siz oyunumuzu izlerken biz de yeni bölümlere hazırlanalım. Bir başka sefer görüşmek üzere. Soğuk bir sabaha uyandım. Biraz içim sıkılıyor. Yani ne bileyim, duvar bana bakıyor, ben duvara bakıyorum. Neden bu kadar erken kalktım ki? Daha güneş bile yok. Biraz da soğuk gibi serin. Bir tadım kaçtı. İçim de sıkılıyor. Yani neden ki ya? Neden böyle hissediyorum? Hakikaten neden böyle hissediyorum? Yani böyle, aslında böyle hissetmem için bir sebep yok. Yani bütün işlerimi falan da hallettim. Önümde güzel bir gün var gibi. Yani bir dakika ya. Doğru. Bugün bana ait bir gün. Koca bir gün önümde. İstediğimi yapabilirim. Ne yapabilirim mesela? Düşünün. Şey yapabilirim.
kitap vardı, kitap. Kitabımı okuyabilirim, başlamak istiyorum. Kaç zamandır bir türlü başlayamıyordum, onu okuyabilirim. Ya da böyle yemek tarifleri vardı denemek istediğim. Mutfağa gelip ortalığı dağıtabilirim. Oo, çok güzel olur. Pasta falan da yaparım, böyle şeyler de yerim. Güzel olur. Ya da böyle yatağıma geri girip bütün gün miskinlik yaparım. Rengarenk hayaller kurarım böyle. Güzel güzel gece. Oh. Miskin. Kedimin adı da miskin. Miskin geçti. Yani bazen böyle oluyoruz evde. Kovalamaca gibi oluyor. Ama seviyorum keratayı. Bir dakika, ne diyordum? Aynen. Güzel bir gün beni bekliyor. Aslında yani bayağı güzel bir gün beni bekliyor. Yani öyle böyle güzel değil. Yani çok güzel. Yani o kadar güzel ki biraz böyle heyecanlanıyorum aslında. Yani çok fazla heyecanlanıyorum. Çok fazla heyecanlanıyorum. Daha da fazla heyecanlanıyorum. Ve sanırım sokağa çıkıp böyle koşmak istiyorum falan. Ama bir dakika ya, dur, bu kadar da heyecanlanacak bir şey değil aslında bu. Sakin olayım. Nefes alayım. Nefes vereyim. Güzel. Çünkü şöyle bir planlayıp iyi bir gün geçirmem lazım. Evet. Eğlenceli bir gün olacak.